Merhaba, Biletini Alın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bazen parasal sebeplerle, bazen de güncelleme isteğiyle eski filmler tekrardan çekilebiliyor. Orijinalleriyle yarışmak zorunda kalan bu eserler istenilen çıtayı geçmekte genellikle zorlanıyorlar. Ama bugün size bu çıtayı geçmeyi başarmış 5 filmden bahsedeceğiz. İlk filmimiz Yaralı Yüz. 1932 yılında Paul Mooney'nin canlandırdığı Tony Camonte'nin hikayesi 1983 yılında Brian De Palma'nın elinde ufak farklılıklarla da olsa yeniden canlandı. İsmi değişerek Tony Montana olan karakter Al Pacino'nun elinde unutulmazlar listesine girdi ve bugün bile izlemekten asla sıkılmayacağınız muazzam bir film oldu. Karakterlerin ismi değişir de filmin ismi değişmez mi? Yüzü Damgalı Adam olarak isimlendirilen 1932 versiyonu 1983'e gelindiğinde herkesin bildiği Yaralı Yüz'e evrildi. You get the power, then you get the woman. Scarface. Bir diğer filmimiz Ocean's Eleven. 1960 yılında sinemaya çıkan orijinal film 4 sene sonra ülkemizde Soyguncular ismiyle beyaz perdeye çıktı. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis ve Angie Dickinson gibi meşhur isimlerin rol aldığı filmin yeniden çekimi de Yıldızlar kadrosundan olmalıydı ve 2001 yılında karşımıza Ocean's Eleven ile çıkıldı. Steven Soderbergh'in yönettiği film, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Elliot Gould ve Julia Roberts gibi isimlerle eskisine yakışır bir dönüş yaptı ve eski filmin başarısını geride bırakacak kadar iyi bir film sundu. Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt and Julia Roberts. Why do this? Why not do it? From the Academy Award winning director of Traffic and Aaron Brockovich. Because the house takes you. Unless when that perfect hand comes along you bet big and then you take the house. Bir diğer filmimiz İz Peşinde. Bir işin içinde John Wayne varsa o film sevilen bir filmdir. 1969 yapımı bu filmde istisna değil. Yıllar 2010'u gösterdiğinde Fargo ve İhtiyarlara Yer Yok gibi şahane yapımlara imza atmış Coen kardeşler bu eski filmi de şöyle hafifçe bir kendi dokunuşlarıyla eklediler. John Wayne'in canlandırdığı Rooster, Cogburn'un yeni filmde canlandıran Jeff Bridges oldu. Başarılı oyunculuğu ile bizlere izlenilmesi bir film sunmuş oldu böylelikle. I will kill this girl. Biggest mistake you ever made. Tell him that God's gonna. Halka. Koji Suzuki'nin hikayesinden uyarlanan film, Japonya'da gösterime girdiğinde çok sevildi. Ve hatta paylaşım çağının yeni yeni başladığı dönemlerde filmin ünü ta yurt dışlarına kadar taştı. Tabi paranın kokusunu alan Hollywood hemen kendi imkanları ile filmi 2002 yılında tekrar çekti. Naomi Watts'ın başrolünde yer aldığı film, çekim kalitesi, becerikli yönetimi ile dünya sinemalarında da boy gösterdi. Japonya kökenli korku filmi Furyası'nı da böylelikle başlatmış oldu. Kadın Kokusu. 1974 yılında gösterime giren ve bir İtalyan filmi olan Kadın Kokusu, dönemin İtalyan sinemasının ne kadar iyi olduğunu bize kanıtlar nitelikte. Lakin bununla yetinmeyen yapımcılar filmin hikayesini Amerika'ya taşıdılar. 1992 yılında çıkan ve Martin Brest'in yönettiği filmde görme engelli emekli bir asker olan Frank Slade'in rolünü Al Pacino üstlenmekte ve oyuncunun en iyi performanslarından biri olduğunu kuşkusuz söylemek isterim. Tabii genç Chris O'Donnell'dan da bahsetmemek olmaz. Ama Al Pacino'nun yanında yapabileceğini yapmış. Pay your dues. I don't know whether they shoot you or adopt you. It's not much of a choice, is it, sir? Al Pacino. Bugünlük de listemizden bu kadardı. Umarım listemizi beğenmişsinizdir. Gelecek hafta sizin için yine yaptığımız farklı içeriklerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizin de eklemek istediğiniz ve yeniden çekilmiş filmler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten
çekinmeyin. Ve tabii ki bir dahaki liste içeriğimize kadar hoşça kalın.